Selam gençler. Newton hareket kanunlarını bugün yapacağız. Fizik konuları bakın yavaş yavaş ilerliyor. Biraz görünüşte zor gibi görünen bir konu ama ben şimdi sana bunu tane tane açıklayacağım ve inşallah şu dersin sonucunda Newton hareket kanunları ile ilgili arkadaşlar bir sıkıntımız kalmayacak. Bakın hareket geçiyor ama hareketten daha kolay bir konu arkadaşlar. Biraz sonra seninle eylemsizlikten falan bahsedeceğiz. Günlük hayatta hani şöyle gidiyorsun durduğun zaman öne doğru gidiyor belki minibüste falan böyle düşmüşsündür. Şöyle bir zar atacağız hangi soru yaptığımızı göreceğiz arkadaşlar. Ve bakın her tarz sorudan biraz sonra arkadaşlar bahsedeceğim. Bakın şurada araçlardan bahsedeceğiz. Kuvvet kavramından bahsedeceğiz arkadaşlar. Grafikler nasıl oluyor? Şu ivme ne demektir? Onu söyleyeceğim. Şu F eşittir ma Newton hareket kanunları arkadaşlar. Biraz sonra tek tek seninle beraber yapacağız. Ve şöyle kamp programımıza da istersen bir bakalım arkadaşlar. Aralık ayı bakın yavaş yavaş aralığı da bitiriyoruz. Kamp programımız gördüğünüz gibi çocuklar şu şekilde. Şurada bakın iş güç enerji gelecek arkadaşlar. Bundan sonra Newton hareket kanunlarını yapıyoruz. Ve yavaş yavaş birinci dönem yazıları geliyor sevgili gençler. Ve dersimizde de çocuklar ödevimizde biraz sonra söyleyeceğim. Dinamo Soru Bankası'ndan ve 0'dan 9'a Soru Bankası'ndan arkadaşlar konu sonunda da ödevlerimiz olacak. O zaman hazırsan arka yaslanıyorsun ve Newton hareket kanunları başlıyor. Peki ne var arkadaşlar bu konu içerisinde? Eylemsizlik yasası şimdi ne olduğundan bahsedeceğim arkadaşlar. Temel yasa diye bir olay var. Bunları anlatacağız ve etki tepki yasası var. Üç tane olay var. Bunu şimdi ben sana anlatırsam güzel anlarsan şu konuya ilgili bir sıkıntımız kalmayacak. Ve arkadaşlar gene bakın seninle beraber bir özet yapacağız. Çünkü konuda birçok şeyden bahsediyoruz. O başta kalıyor, sonda kalıyor. Dersin sonunda diyorsun ki hocam yani ne oldu şimdi ne anlattık? Hani her şey biraz havada kalıyor. O yüzden arkadaşlar her şeyi bir de beraber şurada bir özetleyeceğiz seninle beraber. Ödevimiz arkadaşlar az önce söylediğim gibi 0'dan 9'a arkadaşlar fizik soru bankamızdan sayfa 96 ile 97 arası ve Dinamo'dan da arkadaşlar test sıra 16-17 numara testleri yapacağız. Ödevimizdir şu ödevleri de yapacağız ki konuyu iyice anlayalım. Ve arkadaşlar kuvvet konusu bakın her yerde çıktığı için bu konuyu iyi anlarsak diğer konuları da anlamamız kolaylaşır. Kuvvet kavramı çünkü birçok yerde sevgili gençler karşımıza çıkıyor diyeceğim. Ve önce eylemsizlikten bahsedeceğim. Şu eylemsizlik ne demek arkadaşlar? Onu bir söyleyeceğiz seninle beraber. Şimdi az önce söylediğimiz gibi bakın arkadaşlar sen sürekli okula gidiyorsun, eve gidiyorsun. Bakın bir araca biniyorsun değil mi? Şöyle araca oturduğun zaman hatırla bir araç frene bastığı zaman ne oluyor? Söyler misin bana? Araç frene bastığı zaman bak şurada az önce gibi şöyle bir deneyini yapalım mı? Şu üstteki mavi sen ol. Şu alttaki de araç olsun. Bak şimdi araç arkadaşlar eğer birden hızlanırsa bakın hızlandığı zaman bakın ne oldu dikkat edin top geriye doğru düştü gördünüz mü? Bir de frene basalım istersen. Bak şimdi şöyle giderken o frene bastığımız zaman görüyor musun? Bak ön tarafa doğru gitti. İşte arkadaşlar bunun adı nedir? Eylemsizliktir aslında sen bunu günlük hayatta sürekli olarak yaşıyorsun. Ve günlük hayatta arkadaşlar sürekli olarak karşımıza çıkıyor bu. Mesela bir de şu benim yapay zarla bir deneyelim istersen. Şöyle geldik arkadaşlar. Geldik ve frene bastığımız zaman bakın ön taraf biraz gitti görüyor musun? Bak biraz daha hızlı frene basarsam ön tarafa doğru düştük. İşte o yüzden biz ne yapıyoruz? Emniyet kemerimizi bağlıyoruz değil mi? Arabayla giderken anne babamızın yanında giderken arkadaşlar yoksa frene böyle emniyet kemerimizi bağlamasak ne olur? Bakın araba ani bir fren yaptığı zaman mesela şunu duvar diye düşünüyor. Bakın geliyorum bak duvarı çarptım görüyor musun? Bak sen ne oldu? Ön tarafa doğru gittin. İşte şöyle o yüzden emniyet kemeri eylemsizlik yüzünden var. Ha demek ki sürekli bu emniyet kemeri dedikleri aslına bakarsanız eylemsizlik yüzünden var. Peki ne demek arkadaşlar bu eylemsizlik? Şimdi bakın sen aslına bakarsan hareketini korumak istiyorsun. Şu şekli bir daha göstereyim isterseniz. Şimdi bakın araba hızlanıyor ya. Bakın araba hızlanınca bakın geri doğru gittik ya. Aslında dikkat ederseniz geri doğru gitmedik. Biz olduğumuz yerde kalmak istiyoruz. Bakın bir daha şu olayı yavaşça bir yapayım. Şimdi bakın şunu kaldırarak yapacağım. Araba arkadaşlar gidiyor ya bakın gittiği zaman aslında üstteki cisim diyor ki sen gidebilirsin ben olduğum yerde kalıyorum diyor. Araba gittiği zaman arkadaşlar bakın cisim burada duruyor ve buradan hop bakın dikkat edin cismin yeri değişmiyor cisim buraya düşüyor görüyor musunuz? Yani cisim olduğu yeri korumak istiyor. Veya diyelim ki araba gidiyor arkadaşlar gidiyor bakın dikkat edin şimdi. Araba frene basıp duracak şimdi dikkat edin. Araba gidiyor freni bastı ya. Üstteki sen diyorsun ki alttakine sen durabilirsin. Ben diyorsun hareketine devam etmek istiyorum diyorsun. Bakın şöyle yapayım isterseniz. Araba gidiyor bakın. Giderken arkadaşlar frene bastığı zaman araba duruyor ama cisim hala gitmeye devam ediyor. Bakın ön tarafa doğru düşüyor. Yani arkadaşlar şöyle bir durum var. Cisim bakın hareketini korumak istiyor. Hareketine devam etmek istiyor. Yani duruyorsa durmaya devam etmek istiyor. Gidiyorsa gitmeye devam etmek istiyor arkadaşlar. İşte bu nedir? Newton'un birinci yasası sevgili gençler. Newton'un üç tane yasasından bahsedeceğiz. Birinci yasası neymiş? Eylemsizlikmiş. O zaman bakın şuraya bir yazalım mı? Newton yasaları diyelim işte. Bu bizim karşımıza bakın yazılıda çıkar. Newton amcamızın. Newton arkadaşlar. Yasaları diyoruz. Üç tane yasası var. Yasaları. Şunu da farklı renkli yazalım istersen. Görünsün şöyle.
Birinci yasası arkadaşlar neymiş bakın? Eylemsizlikmiş. Bunları bileceğiz. Eylemsizlik demek ki cismin hareketini koruma isteği. Biraz sonra çocuklar ikinciyi ve üçüncüyü yazacağız. Bakın üç tane yasamız var. Bu üç yasa bizim karşımıza burada çıkar. Ben şunları da gene her zaman olduğu gibi bakın şöyle bir balon içine almak istiyorum ki diğer noktalarla karışmasın, iç içe girmesin diye. Çünkü düzenli olmalıyız ki daha planlı bir şekilde arkadaşlar hareket edebilir. O zaman şuradaki boşlukları da beraber seninle bir dolduralım. Bakın cisme uygulanan bileşik kuvvet arkadaşlar. Şimdi şöyle söylüyoruz. Sıfır ise cisim ya durur. Yani cisme uygulanan bileşik kuvvet sıfırsa ne demek arkadaşlar? Bakın cisme şuraya doğru 10 Newton uyguluyorsun. Buraya doğru 10 Newton uygularsan bu cisim bakın ya durur ya da arkadaşlar sabit hızla. Bakın sabit hızla hareketini devam eder. Eğer bileşik kuvvet sıfır olduğu anda yani cüzler yine sıfır olduğu anda duruyorsa durmaya bakın durmaya eğer hareket ediyorsa arkadaşlar harekete devam eder. Yani az önceki olaydan bahsediyorum. Şurası biraz sıkıcı olabilir haklısın. Ama biraz sonra az önce söylediğim olay arkadaşlar. Cisim bakın duruyorsa durmaya hareket ediyorsa hareket etmeye devam eder. Şimdi biraz daha olayı istersen şöyle bir açıklayayım ben sana. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bileşik kuvvet sıfırsa bakın şurası yani dörtse. Şurası da dörtse şunu şöyle yapalım. Bakın sağa doğru dört bir arabayı sola doğru da dört çekiyorsa arkadaşlar. Dört dördü götürdüğü için araç başlangıçta ne yapıyor? Duruyor ya. Durmaya devam eder. Demek istediğim bu yani. Ama yine araç 20-20, 5-5, 4-4 neyse artık bunlar birbirini götürüyorsa bileşik kuvvet sıfırsa yani aracın hızı neyse arkadaşlar ona devam eder. Bakın bu kuvvetler birbirini götürüyorsa sıfırsa sıfır, 5'se 5, 3'se 3 yani araç arkadaşlar o anki hareketini devam ettirmeye çalışır. Ondan bahsetmeye çalışıyoruz. Ama cisim üzerine etken net kuvvet. Bakın net kuvvet arkadaşlar. O zaman net kuvveti şöyle F netle gösteriyoruz ya. F net arkadaşlar sıfır değil ise yani dengelenmemiş. Bu ne demek? Sağa çeken kuvvet sola çeken kuvvet arkadaşlar eşit değilse. O zaman ne oluyor? Etkin değilse cisim hareket doğrultusunda arkadaşlar. O zaman hızlanan veya istersen hızlanan demeyelim. İvmeli diyelim. Şimdi bunda ne demek olduğunu söyleyeceğim. Ve ivmenin yönü de net kuvvetin yönüyle arkadaşlar aynıdır diyeceğiz. Bakın aynıdır diyeceğiz. Şimdi asıl burada ne demek istiyoruz arkadaşlar? Newton'un bakın burada ne demek istiyoruz onu bir anlatacağım. İkinci yasası arkadaşlar Newton'un ikinci yasası nedir biliyor musunuz? Buna biz temel yasa diyoruz. Bakın temel yasa diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi asıl olaya geldik ve en basit noktaya geldik bakın ve en çok çıkan noktaya geldik. Bu temel yasa ne anlama geliyor ne demek oluyor çocuklar onu bir söyleyeceğim. Şimdi bakın sevgili gençler. Bakın yine ben istersen şu cismi bir alayım. Ben şimdi bu cisme bir kuvvet uygularsam arkadaşlar bu cisim hızlanır mı? Hızlanır. Doğru mu? Bir hareket eder hızlanır. Şöyle yapayım. Kuvvet uygulayacağım diyeceğim. Şurada bakayım. Onu nerede anlattım? Bir yerde çünkü ben sana ivmeden bahsettim. Onu biraz sonra yine bir açıklayayım isterseniz. Şimdi arkadaşlar burada belli kavramlar var. İsterseniz o kavramları beraber önce bir yapalım mı? İvme kavramı nedir? Ondan sonra şu kuvvet kavramı ne demektir? Ve çocuklar kütle ne demektir? Bunlardan bir bahsedeceğiz. Kütle ne demektir? Bunları seninle beraber bir konuşalım istersen. Bunlar ne demektir? Çünkü senin bunları bir bilmen lazım. Önce de kütle dediğim şey sevgili gençler. Bakın her şeyin bir kütlesi yok mu? Mesela şunu tarttım ne kadar? 10 gram. Şunu tarttım bayağı ağırmış. 1 kilo falan. Bakın kilogram diyorum, gram diyorum ya. İşte bunlar nedir sevgili gençler? Bu cismin bakın kütlesi oluyor. Yani biz kütleyi hangi harfle gösteriyoruz? M ile gösteriyoruz. Mesela şöyle söyleyelim. Sen buradaysan mesela senin kütlen ne kadar? Kaç kilosun? Söyle bana. 50 kilo desen 50 az belki 60 falanım diyorsun ama ben ortalama 50 diye düşüneyim. Arkadaşlar 50 kiloysan bak bu senin kütlen. Kütleyi de biz hangi harfle gösteriyoruz? M ile gösteriyoruz. Mesela örnek olarak M eşittir. Ne yazdık buraya bakın arkadaşlar? 50 kilogram yazdık. Anlaştık mı? Önce kütle kavramını bilmemiz lazım. Her şeyin kütlesi var. İşte 10 kilo, 5 kilo. Annen sana diyor ki 2 kilo domates al evladım diyor marketten diyor. Veya işte yarım kilo peynir al diyor değil mi? Şu gibi kütleden çocuklar biz sürekli olarak bahsediyoruz. Bir kuvvet ne demek arkadaşlar? Kuvvet demek de bakın bir cisme bir kuvvet uyguluyorsun. Bakın sen sürekli aslında bir şeylere kuvvet uyguluyorsun. Bak şimdi ben yazı yazmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Kalemi alıyorum. Bak kalemi kaldırmak için bakın bir kuvvet uyguluyorum. Görüyor musunuz? Yazmak için bir kuvvet uyguluyorum. Yani şu cismi bakın itmek için, çekmek için, oturduğum sandalyeyi şöyle der, ileri çekmek için, geri çekmek için şöyle der. Sürekli bakın her şeye arkadaşlar bir kuvvet uygulamak zorundayız. Dikkat ettiyseniz kuvveti de şöyle der, şöyle gösteriyoruz. Bir cisme nereye kuvvet uyguladım? Mesela sağa doğru F ile gösteriyoruz arkadaşlar. Kuvveti F ile göstereceğiz.
F eşittir ne diyeceğiz mesela? F eşittir 10 Newton diyeceğiz, 20 Newton diyeceğiz değil mi? Demek ki bakın kuvveti de arkadaşlar ben F ile gösteriyorum. Bunları bileceğiz. Peki geldik en bilmediğimiz kavram arkadaşlar. İğme kavramı ne demektir? Bunu biraz sonra ileride yine açıklayacağım. Arkadaşlar harekette de bakın bu olay karşımıza çıkıyor. Şimdi ivme demek arkadaşlar bir cismin hızlanması demek. Ya hızlanma var, hızlanma var. Hani bir araç hızlanıyorsa sevgili gençler, hızlanıyorsa yavaş yavaş bakın böyle hızlanabilir. Ama birden gaza basıp böyle hızlanabilir. İşte hızlanma demek yani ivme demek arkadaşlar saniyedeki artış demek. Yani atıyorum bir aracın ivmesi 3 ise çocuklar. İğmesi arkadaşlar 3 ise hızı 3'er 3'er artıyordur. 4 ise 4'er 4'er artıyordur. Anlaştık mı? Yani bu cismin iğmesi 3 ise mesela 10 saniye sonra hızı kaç olur derse her saniye bakın 3'er 3'er arttığına göre arkadaşlar 10 saniye sonra 30 olur gibi. Biraz sonra dediğim gibi bu kavramdan biraz daha bahsedeceğim. Şimdi demek ki sevgili gençler sen bu kavramları bir kere bir bilmen lazımmış. İstersen özetimize de bunu bir yazalım mı? Çünkü bizim bunu bir bilmemiz lazım. Bakın hemen şöyle yazıyorum arkadaşlar. İğme. Bakın ivme. Ondan sonra kuvvet ve arkadaşlar kütle kavramlarını bakın beni bilmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Neymiş bakın ivme demek arkadaşlar küçük A harfiyle gösteriliyormuş. Kuvvet bakın F ile gösteriliyormuş. Kütle de şöyle küçük M harfiyle gösteriliyormuş. Şimdi ben bunları örnek verirsem mesela başka rakamları benim. Mesela 2 birimi de ne olacak bunun bakın kilogram olacak sevgili gençler. F eşittir mesela ne olacak 10 Newton olacak gibi. İğme ne olacak bakın iğme de atıyorum 5 metre bölü saniye kare olacak. E bu kare nereden geliyor hocam? Şimdi biraz sonra söyleyeceğim çocuklar. İğme demek hız bölü zaman demektir. Hani bu onun birimi yani çok önemli değil bizim için. Ama sen onu gene bir bilmen gerekiyor. İğme dediğim zaman arkadaşlar. Bu şekilde bakın biz bunları ifade ediyoruz. Ve şimdi asıl geldik en önemli noktaya. O da nedir biliyor musun? Sen bir cisme bakın bir kuvvet uygularsan. Bak şimdi ben bu cisme çocuklar böyle bir kuvvet uyguluyorum. Bakın kuvvet uyguluyorum. E bunun bir de kütlesi varsa bu ne oluyor biliyor musun? Kuvvet uygulanınca hızlanıyor. Ama bunun bir iğmesi oluşuyor sevgili gençler. İşte o iğme de kaçsa işte o üçü arasındaki bağıntıyı ben nasıl buluyorum bakın. Bir cisme bakın şöyle bir kuvvet uyguladığımda. Cisme bakın bir kuvvet uyguladığımda arkadaşlar. Kuvvet, kütle ve iğme arasındaki formülümüz F eşittir MA formülü. Bakın bundan sonra bizim bayağı bir burada kullanacağımız bir formül bu. Sadece zaten bu formülden bahsedeceğiz. Çok fazla bir formül vermiyoruz sevgili gençler burada. Bakın burası arkadaşlar. O yüzden buraya özel bakın ben bunu renkli bir daha farklı bir renkle boyamak istiyorum. Çünkü burası benim için bu formül benim için bakın çok sık kullanacağım. Çok zor demiyorum. Bakın çok sık kullanacağım bir formül arkadaşlar. O yüzden F eşittir MA'yı ben burada ne yapmalıyım arkadaşlar? Bundan sonraki durumda da bilmeliyim. Anlaştık mı? F eşittir MA'yı ya ne bileyim eline falan yaz yani. Tamam bak benim gibi bak ben yazıyorum bak. F eşittir M çarpı A. A'ya yer kalmadı ama şöyle yapalım bakın. A. Görüyor musun? Dudak gibi oldu biraz. Heh. F eşittir MA. Arkadaşlar bu kadar önemli bak. Ben elime yazacağım ve sürekli olarak bu formüle bakacağım. Tamam bak F eşittir MA. Yani kopya diye ben bunu yazmadım. Sürekli göreyim aklımda olsun diye yazdım bak. Alnına bile yazman lazım senin bu formülü gibi. İyice çocuklar bu olayı bir anlayalım. Peki şimdi bir boş kağıt daha aldım sevgili gençler. Şimdi olayı iyice sana bir anlatmak istiyorum. Bak şimdi olay o kadar basit ki ve yazıldı arkadaşlar bu çıkacak. Hatta şuraya bir tane daha soru yapayım. Tamam iki tane soru olsun şurada. Bakın burada arkadaşlar sana şöyle bir tane bir cisim verecek. Alt tarafa bir tane daha bir cisim vereyim bakın. İki tane soru olsun şöyle. Şimdi sevgili gençler bakın sana burada bir F kuvveti verecek. Diyecek ki bu cismi diyecek. F eşittir 30 Newton'la çekiyorum diyecek. Sonra bu cismin kütlesi de eşittir. Burada ne kadar diyelim? 6 kilogram diyelim arkadaşlar. Sonra sana der ki bunun ivmesi ne kadar der mesela. Tamam bunu sana sorar. Sen hemen ne yapacaksın? Bak formülüm neydi? Hemen arkadaşlar nedir formülümüz? F eşittir MA. Bakın yazıyorum. F eşittir MA. Tamam bunu çok sık kullanacağım. Peki bakalım bu soruda arkadaşlar F ne kadar? 30. Bakın yerine yazıyorum. 30 eşittir. M ne kadar arkadaşlar? 6 verilmiş çarpı A'yı vermemiş. 6 ile neyi çarparsam 30 olur? 5'i. Ha demek ki bakın bunun ivmesi ne kadarmış? 5 metre bölü saniye karedir deyip işte bakın olayı gördünüz mü? İşte bu şekilde arkadaşlar bitiriyorum. Bu kadar basit. Hemen ikinci örneğime geleyim. Bakın ikinci örneğimde arkadaşlar buradan diyelim ki F1 eşittir 8 Newton. Şu tarafa doğru bakın kuvvet uyguladım. F2 eşittir arkadaşlar 2 Newton. Bir de hatta şöyle bir kuvvet uygulayayım. F3 eşittir 6 Newton dedim ve bu cisim arkadaşlar 2 kilogram veya 2 kilogram demeyeyim isterseniz. Kütlesini sorayım. Bunun kütlesi ne kadar diyeyim ve bu sefer de iğmeyi vereyim. İğmesi 2 olsun. Metre bölü saniye kare. Tamam işte soru böyle bir soru oldu. Hemen ben gene ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen bakın formülüm. Neymiş benim formülüm?
Hemen yazıyorum bakın. F eşittir M çarpı A. Ben buna F eşittir MA her derde deva diyorum arkadaşlar. Çünkü sorularda her türlü derdimizi çözüyor o yüzden. Şimdi bakın peki burada F yerine ne yazacağım? Yani burada bir sürü F var. Sağa var, sola var, yukarı var. Şimdi arkadaşlar bakın burada senin bileşik kuvveti alman lazım. Bir kere şu yukarıdan uygulanan kuvvetleri ve aşağı doğru yukarı doğru olan kuvvetleri almıyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü cisim buraya doğru hareket etmiyor. E diyeceksin ki hocam iyi ama ben bu cisim hareket ederken yukarıdan bir kuvvetle bastırsam bu işe yaramaz mı? Arkadaşlar sorular, bu soruları biz şu anda sürtünmesi sorduğumuz için işe yaramaz. Yani bunu almayacağız. Ha sürtünme olsa belki işimize yarar. Ama sürtünmesi düzenlerde arkadaşlar bunu almayacağız. Peki ne yapacağız? Şu kuvvetleri iki tanesi ne yapacağız? Ya iki tane değil, 10 tane bile olsa. Sevgili gençler bakın sağa doğru kaç çekiyor? 8. Sola doğru kaç çekiyor? 2. Yani bunlar zıt yöndeler ya. Sence bu kaçla gider? Kaç Newton'la çeker? Kaç Newton'la gider bu? Sağ tarafı 8, 2 ise çıkartacağız değil mi? 6 diyeceğiz. Ha eğer bunlar aynı yöndeyse arkadaşlar, aynı yöndeyse o zaman toplarsın. Zıt yöndeyse çıkartırsın. Tamam mı? Bu şekildedir. Peki F'i biliyorum. Yazdım. M kaç bilmiyorum. Arkadaşlar bilmiyorsan hemen buraya M yaz. Bilmiyorsan bak ben burada neyi bilmiyordum? A'yı bilmiyordum. Soru işareti demedim. A yazdım. Alt satırı geçip yaptım. Öğretmenler böyle istiyorlar. A kaç arkadaşlar? Yerine yazıyorum bakın. 2. A'yı sorar, M'i sorar, F'i sorar fark etmez. Burada M yerine kaç yazmalıyım? 3. O zaman bakın M eşittir 3 ama birimi de yazıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Birim bakın şurada özet olarak yazmıştım. Özetime tekrar bakayım isterseniz. Bakın ben burada kütle buluyorsam arkadaşlar kilogram koymalıyım. Kuvvet Newton, ivmede metre bölü saniye kare olmalı bakın özetimde bunu söylüyorum. O zaman buraya da ben ne yazacağım arkadaşlar? Kilogram yazacağım. Umarım burada anlaşmışızdır. Şimdi birkaç örnek daha yapacağım. Demek ki arkadaşlar bakın F eşittir MA her derde deva benim formülüm. Bunu benim kesinlikle bakın bilmem lazım. İşte bu sorularda ben arkadaşlar bunu kullanıyor olacağım. Peki şu sayfalara da geçtik. Peki böyle arkadaşlar bir grafik de verebilir sana. Bak şöyle bir grafik veriyor bazen. Bazı öğrenciler söylüyor diyor ki hocam ben grafikten çok korkuyorum grafik verdiği zaman. Ya bak grafik senin işini kolaylaştırmak için var. Mesela metre bölü saniye kare. Şöyle sana bir grafik verirse arkadaşlar. Diyelim ki şöyle dedi ki bir cismin dedi bakın bir cismin şunu kapatalım. Bir cismin kuvvet ivme grafiği bu şekildedir dedi. Buraya da mesela değerler verdi diyelim ki. Bak şöyle söyleyelim. Burası arkadaşlar 3, 6 dedi. Buraya da 12 ve 24 dedi diyelim ki. Ya sen grafikten ne bulabilirsin arkadaşlar? Bakın grafikten bir kere şöyle söyleyeyim. Grafiğin üzerindeki herhangi bir değer alınabilir. Mesela bu değer ya da bu değer alınabilir. Mesela diyelim ki ben şu değeri aldım. Şimdi bu değeri aldığın zaman sana neyi söylüyor biliyor musun? Cisme 24 Newton'luk kuvvet uygulanıyor. Ve bu sayede ivmesi ne oluyor arkadaşlar? 6 oluyor demek. Yani şunu söylemek istiyor sana bakın. Cisme buradan F eşittir. Niye F eşittir? Çünkü bu F demiş bak. Şu 24 nedir burada dikkat edin? F. F eşittir 24 Newton'luk kuvvet uygulanıyor ve bu sayede ivmesi de ne oluyormuş bunun? 6 metre bölü saniye kare oluyormuş. Peki ben buradan neyi sorabilirim o zaman? M'i sorabilirim. Peki hangi formülü kullanacağım? Sence değil mi? F eşittir MA'yı kullanacağım bak görüyor musun? Burada F nedir arkadaşlar? F'imiz 24 eşittir. M'i bilmiyorum çarpı A'da 6. M eşittir kaç çıkar buradan? 4 mü çıkar? 4 hemen birimi de yapıştırıyorsun. 4 ne diyorsun buradan? Kilogram diyorsun. Ha demek ki arkadaşlar böyle grafikte demek ki korkulacak bir durum bakın yok. Peki hocam iyi ama burada bir de bu noktayı vermiş. Bu noktayı alamaz mı? Bak aynı sonuç çıkar. Yani burayı sen 12 ve 3 alsan arkadaşlar. Gene bakın şuraya 12 yazsan. Şurayı siliyorum bakın. Şuraya 12 yazsan. Şuraya da bakın 3 yazsan arkadaşlar. Gene buradan ne çıkar? Sonuç 4 çıkar. Görüyor musun? Hangisini alırsan al. Demek ki grafikte korkulacak bir durum yok arkadaşlar. M kütle cisim F kuvveti uygulanmaktadır. O zaman böyle olur ve F eşittir MA'yı bakın kullanarak diyorum buradan sonuca ulaşırız. Yani demek ki grafikten de hiç korkmamıza gerek yok. Grafik çıkarsa da ben gene arkadaşlar F eşittir MA'dan yapacağım. Şimdi F eşittir MA ile ilgili biraz sonra birkaç örnek daha yapacağım. Çünkü bol bol bunlardan arkadaşlar karşımıza sorular gelecek. Peki gelelim şimdi sevgili gençler. Şu ağırlıkla ağırlık var bir de kütle var yer çekimi falan var. Bunlar aynı şeyler mi? Arada ne fark var? Bunu bir söyleyeceğim şimdi sana. Bunun için hemen şöyle yine arkadaşlar boş bir kağıt alayım ki iyice sana mevzuyu anlatayım diyorum. Şimdi bakın sevgili gençler. Bu kütle, bakın bir kütle kavramı var. Kütle dediğimiz bakın bir olay var. Bir de sevgili gençler ağırlık dediğimiz bir olay var. Ağırlık. Şimdi peki bunların ikisi aynı şey mi? Aynı şey zannediyoruz ama aynı şey değil aslında. Niye aynı şey değil hocam? Bir şeyin kütlesi. Mesela sen diyorsun ki ya bunun ağırlığı ne kadar?
Mesela veya kütlesine kadar bir şey fark etmez gibi geliyor ama aslında şöyle aynı şey değil. Bir şey fark ediyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Gene seni şuraya ben bir çizeyim istersen. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Otobüs bekliyormuş gibi bir şey olmuş oldu. Şurada duruyor ol. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin kütlene bir değer vereyim. Arkadaşlar sen ne kadarsın? Mesela diyelim ki 60 kilogramsın. Tamam mı? 60 kilogramsın diyelim ki. Şimdi 60 kilogramsan sence bu senin ağırlığın mı yoksa kütlen mi? Ne dersin? E hocam ağırlığım veya kütlem. Arkadaşlar bakın bu senin neyin biliyor musun? Kütlen. Yani sen kütleyi de biz hangi harfle gösteriyoruz demiştim bakın. Şurada özette yazmıştık ya. Bakın kütleyi arkadaşlar kilogramla m ile gösteriyoruz ve birimi de kilogram oluyor. Bunları bakın iyice öğrenmemiz lazım. Ha sen demek ki sen diyorsan ki hani sana sorarız ya kütlen ne kadar, kaç kilosun? 60 kiloyum, 50 kiloyum. İşte bu senin neyin ağırlığın değil bak. Kütlen demek ki ne kadar senin arkadaşlar? 60 kilogram. Peki senin ağırlığın ne kadar? Ağırlığı ne kadar? Şimdi arkadaşlar ağırlık şöyle bulunuyor bakın. Ağırlığı sevgili gençler ağırlığı da g harfiyle gösteriyoruz. Bunun da şöyle bir formülü var. M çarpı g. Hayda hocam bu nedir diyeceksin şimdi. İşler iyice karıştı. Merak etme hiç karışmadı. Şöyle düşüneceğiz bak. Şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşlar ağırlığı bulmak için eşittir diyorum. Senin kütleni yazıyoruz. Bak 60'ı yazıyoruz. Çarpı. Şu G de nedir biliyor musun? G arkadaşlar burada yer çekim iğmesi. Ya ne demek yer çekim iğmesi? Şimdi bakın bu gezegen görüşüler değişiyor. Mesela böyle farklı farklı gezegenler var. Doğru mu? Değişik gezegenler var. Mesela şuranı şöyle dünya olduğunu düşünelim. İşte burası Ay olduğunu düşünelim. İşte burası da ne bileyim Mars olduğunu düşünelim değil mi? Gibi gibi çözdüler. Bir sürü gezegen yok mu? Var. İşte bu her gezegenin arkadaşlar çekimi farklı. Mesela diyelim ki ben bu cismi bakın şöyle attığım zaman şöyle düşüyor ya. Mesela Ay'da atsak nasıl düşer? Böyle yavaş 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 düşer. Niye? Çekim az. Çekim az sevgili gençler. Yani dünyada çekim işte bu çekim kuvveti var ya çekimi biz şu işte şu G ile gösteriyoruz. Küçük G harfi var ya bunun adı yer çekim iğmesi. Yani bu dünyada kaç arkadaşlar? Dünyada bakın 10 metre bölü saniye kare değerini alıyor. Mesela Ay'da atıyorum 3 metre bölü saniye kare değerini alıyor. İşte Mars'ta G eşittir arkadaşlar 8 alıyor gibi. Bakın bunları ezbere söylüyorum. Her gezegende sevgili gençler çekim farklı. İşte biz bu çekimi küçük G ile gösteriyoruz. Ve dolayısıyla dünyada bu kaç biliyor musun? Dünyada arkadaşlar bu değer 10 alınıyor. Ve 60 çarpı biz bunu kaçla çarpıyoruz? 10 ile çarpıyoruz. Yani sen eğer 60 kiloysan senin ağırlığın ne kadar biliyor musun? 600 Newton bak. Sen tam 600 Newton'sun düşünebiliyor musun? Bak 600 Newton'sun. Hatta 70 kiloysan 700 Newton'sun doğru mu? Bak bayağı bir ağırsın. Ama senin kütlen ne kadar? 60. Fakat ağırlığın 600. Anlaştık mı arkadaşlar? 10 ile çarpıyoruz ama dikkat her zaman 10 ile çarpmıyoruz. Yani sana G'yi kaç verirse hani dünyadaysak sana zaten G 10 diyecek ve bu şekilde bulacağız. Umarım burada anlaşmışızdır. Kütlemiz ne kadarsa arkadaşlar bunu 10 ile çarpıp oradan ağırlığı buluyoruz. O zaman hemen bir tane daha örnek sorayım. Bakın olayı anlamış mısın? Şurada arkadaşlar bir tane şöyle yapayım istersen. Önce şöyle bir gezegen var diyeyim. Şöyle gezegen. Gezegen var diyelim arkadaşlar. Bunun da yüzeyinde böyle bir cisim var. Tamam gezegenin yüzeyinde şöyleler. Şöyle bir tane bir cisim var diyelim. Bunun ağırlığı bakın şöyle yazalım. Ağırlık diyelim arkadaşlar. 24 Newton'muş. 24 Newton'muş. Ama kütlesi de arkadaşlar 8 kilogrammış. O zaman bunun yer çekim iğmesi. Bakın biz buna yer çekimi İğmesi diyoruz. İğmesi yani çekimi. Dolayısıyla şu küçük G'ye, şurada küçük G nedir diyoruz. Bak küçük G'yi de ben biraz kuyruğunu şöyle yapıyorum ki biraz sonra çünkü sen G yazıyorsun ya biraz sonra 9 ile karışıyor. Kendi yazdığın G'yi kendin 9 okuyorsun. Ama buna dikkat. O zaman arkadaşlar biz formüllerimize bir tane daha yazıyoruz. Diyeceksin ki belki hocam abi formül hep zaten formül. Ama arkadaşlar bakın gerçekten özetledim olayı. Yani şunlar formül değil zaten. Çoğu bilmen gereken noktalar. Demek ki bakın sana ağırlık sorulursa burada hemen o formülde yazıyoruz arkadaşlar. Ağırlık sorulursa sen bunu nasıl bulacakmışsın? Bu G ile gösterilirmiş ve biz bunu M çarpı G ile buluyormuşuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunu bakın yine ben sarıyla göstereceğim. Çünkü F eşittir MA'ya özel biz onu farklı bir renkte bakın göstermiştik. İşte bunu da bu şekilde bulacağız. O zaman demek ki böyle ağırlık sorularında bakın ben ne yapmalıyım? Hemen şu formülü bir yazıyorum bakın. G eşittir. M çarpı G'yi yazdım mı? Ha işte bu şekilde bakın yazdım. Şimdi bu G yani artık bunun ağırlık olduğunu biliyorsunuz. Ağırlık bakın ne kadar verilmiş bana? Burada 24 verilmiş eşittir.
Kütle ne kadar verilmiş? 8 çarpı küçük g diyorum arkadaşlar. 8'de neyi çarparsam 24 olur. Ha demek ki o gezegendeki çekim iğmesi ne kadarmış? 3'müş. Bunun birimi de bakın iğme diyoruz ya. Bu da gençler, sevgili gençler, ve 29 buradan 24 dedik. 3 metre bölü saniye kare olacak bunun birimi de. Umarım burası da anlaşmıştır. Gene dediğim gibi onunla ilgili şimdi farklı sorular gene yapacağız burada. Peki bir gezegen üzerinde bulunan cismin kütlesini uyguladığı kütle çekim kuvvetine arkadaşlar. Kütle çekim kuvvetine. Burada ne yapıyoruz? Kütle çekim kuvvetine ağırlık diyoruz arkadaşlar. Nasıl yazılıyor? Ağırlık diyoruz, tamam mı? Söz konusu kuvvet, yani bakın ağırlığı da ben neyle ölçüyorum arkadaşlar? Dinamometre ile ölçüyorum. Dikkat edin. Yani ben bir taşı bir dinamometrenin ucuna bağlarsam dinamometre kaçı gösteriyorsa işte o dinamometrenin gösterdiği her cismin kütlesi değildir, ağırlığıdır. Söz konusu kuvvet arkadaşlar dünya üzerinde bu cismin etki ediyorsa bu kuvvete ne diyoruz? Gene biz burada ağırlık gençler diyoruz. Ağırlığı da nasıl buluyoruz? Az önce söylediğim gibi bakın M ile G'yi çarpıyoruz. Peki arkadaşlar biraz önce iğmeden bahsettim ama şu iğme kavramını biraz daha açıklayayım istiyorum. Bakın iğmemiz 3 ise sevgili gençler, araba iğmesi 3 ise hızı ne yapıyor? Bakın 3'er 3'er artıyor. Yani bu cismin hız zaman grafiği, bakın araç ne yapıyordur o zaman? Hızlanıyordur, görüyor musunuz? Yani birinci saniyede o zaman hızı kaçtır? 3'tür. İkinci saniyede kaçtır bakın? 6'dır, tamam mı? İğmede bunu bileceğiz. Peki o zaman şunu bana söyle. Aracınızı bakın hızlanmış hızlanmış 10 saniyede 50 olmuş. Sence bunun iğmesi kaç? Yani iğme derken her saniye bu kaçar kaçar hızlanıyor, ne dersin? Bak 5'er 50 ise arkadaşlar o zaman 5 değil midir? Nasıl buluyorsun sen bunu? 50'yi bakın ne yapıyorsun? 10'a bölüyorsun değil mi? 5 metre bölü saniye kare diyoruz. Sevgili gençler demek ki iğme demek cismin her saniye hızındaki artış demektir. Bunu bileceğiz. O zaman şimdi şu az önce F eşittir MA'dan bakın dedim ya. F eşittir MA'dan şimdi birkaç soru daha yapalım isterseniz. Hemen böyle durumda iğmeyi falan soruyorsa arkadaşlar ben hemen bakın hemen formülümü yazıyorum. F eşittir MA'yı buraya yazdım mı? Yazdım. Bana neyi soruyor? İğmeyi soruyor. O zaman bakın verileri yerine koyuyorum arkadaşlar. 10 eşittir diyorum. M ne kadar? 5 çarpı A diyoruz buraya. O zaman A eşittir kaç çıktı bakın? 2. Hemen birimini de tabii ki yazıyoruz. Metre bölü saniye kare, biliyorsunuz öğretmenler arkadaşlar, fizik öğretmenleri birimlerden çok kırar. Bakın buraya yazdım, bu rakamlar örnek tabii ki. Yani A'yı bulduktan sonra metre bölü saniye kare, F'den sonra Newton, M'den sonra kilogram. Bunlar görüyor musunuz? Yazılmalı. Ve şu anda bizim temel yasa dediğimiz arkadaşlar, temel yasa dediğimiz işte bu F eşittir MA'ya Newton'un temel yasası deniyor. İkinci yasasını arkadaşlar temel yasa deniyor. Peki şimdi bununla ilgili bir iki örnek daha yapalım isterseniz. Burada arkadaşlar iki tane kuvvet uygulamışız. Gene iğmeyi soruyoruz. Hemen ben gene ne yapıyorum? Şu muhteşem formülümü yazıyorum. F eşittir MA her derde deva diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın dediğim gibi iki tane kuvvet uygulanmış. 70 sola uygulanıyor. 50 sağa uygulanıyor. Zıtsa çıkartıyorum. Kaç diyeceğim bakın buna? 20 diyeceğim eşittir. M ne kadar? 4 çarpı A'dan. 4'ü neyle çarparsam 20 olur? 5 ile mi? A eşittir arkadaşlar. 5 metre bölü saniye kare oldu. Sorunun cevabı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu 70 sola doğru değildi arkadaşlar. Şöyle sağa doğru bir 70 olsaydı o zaman ne yapardım? Ha demek ki bakın o zaman arkadaşlar gene şöyle derdim değil mi? F eşittir MA diyorum gene bakın. O zaman 70 ile 50 sağa doğru kaç oluyor bakın burası? 120 eşittir 4 çarpı A'dan. A yerine ne yazmalıyım o zaman bakın? A eşittir 30 metre bölü saniye kare. Görüyor musunuz? Demek istediğimi anladım. Yani aynı yöndeyse topluyorum. Fakat zıt yöndeyse çıkartıyorum. Al sana. Bu şekilde bakın en karışık sorulardan bir tanesi. Gene iğmeyi sormuşum. Gene ben o zaman hemen formülümü yazıyorum. Hemen bunu gördüğüm zaman arkadaşlar zaten elime bile yazdım artık. Ben bunu unutmam yani elimi yıkayana kadar ben bunu zaten ezberlemiş olurum değil mi? F eşittir MA. Ben bunu zaten arkadaşlar ezberlemiş olurum. Şimdi ne dedik? Bakın sürtünmesi ise yukarıdan bastıran kuvvetler arkadaşlar buna bir işe yaramayacaktır. O zaman sen ne yapman gerekiyor? Dikkatli bir şekilde sağa çeken kaç var, sola çeken kaç var arkadaşlar ona bakman gerekiyor. Şimdi bakın dikkat edin bu 4 sola çekiyor. Şu 2 de sola çekiyor, gördün mü? Bu tarafta olması önemli değil. İkisi de şöyle sola çekiyorsa sola çekenler kaç var? Şu tarafa doğru yazayım istersen. Sola çekenler 6 Newton var. Sola çekenler. Sağa çeken tek başına bakın. Şuradaki 16 çekiyor arkadaşlar. Burada 16 Newton dersem. O zaman sağa çekenden sola çekeni çıkartacağım. Ve buraya kaç yazacağım bakın? 10 yazacağım eşittir. Kilogramın artık M olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Buraya 2 yazdım çarpı A'dan. A eşittir buradan kaç çıktı? 5 metre bölü
saniye kare çıktı bak, görüyor musun? İşte buradan işte senin karşına en karışık işte böyle bir soru çıkar. Peki gelelim az önce söylediğimiz gibi, bakın şöyle grafik de sorabilir. Yani grafikten hiç korkmaya gerek yok. Aynı formülü uygulayacağım. Şimdi bakın bir x için bunu yapacağım. Bir de arkadaşlar y için bu formülü uygulayacağım. Neydi benim formülüm? Zaten elimde yazdığı için. F eşittir ma. Buraya da arkadaşlar f eşittir ma'yı yazdım. Evet, formülüm bu. Başka formülüm zaten yok. Peki neyi alıyorum bak burada? Şuradaki bakın bir noktayı alıyorum. X'in geçtiği bir nokta hocam. Peki şurası olmaz mı? Şimdi bak burası çünkü şurada kuvvet var ama şurada kütleye bir değere, burada ivmeye bir değer gelmiyor ya. O yüzden şurada tam köşeden geçen bir değer alman daha iyi. Görüyor musun? Şurada kuvvet yerine 20. Burada ivme yerine de ne alacağım? 2 alacağım. Bakın şurada kuvvet yerine şöyle 20 yazıyorum. M veya MX diyorum şöyle altına. Hani X'in kütlesi anlamında. İvmesi de kaç çıktı? Bakın 2 mi? O zaman buradan MX ne çıkıyor? MX eşittir 10. Ama çocuklar birimleri de aman yazıyoruz. Ondan sonra bakın ne yapıyorum? Ben kilogramı da burada bakın yazmam lazım. Peki gelelim. Gelelim diğerine. Y'ye bakıyorum şöyle. Y'yi de şuraya alırım veya şurayı da alabilirim aslında. İkisi de sonucu verir. Y için bakın gene kuvvet 20. İvme de nedir? 4. O zaman bakın Y'nin arkadaşlar kuvvet yerine bakın burada 20 yazıyorum. Eşittir diyorum. İvmesi yerine görüyor musun? Bakın burada M diyelim istersen şöyle. M diyelim. MY çarpı 4 diyelim. O zaman buradan da MY bakın ne çıktı? MY eşittir arkadaşlar. 5 kilogram olarak çıktı. Evet bunu da yazdık. Peki bana neyi soruyor? Burada MX bölü MY'yi soruyor. Yani bakın ne buldum arkadaşlar? 10 bölü 5'ten eşittir 2 buldum. Buna bir birim yazmıyorsunuz. Orandan arkadaşlar birim olmaz. Gördüğünüz gibi grafiklerde de hiç korkulacak bir durum yok. Artık sen fizikten korkma. Fizik senden korksun. Artık F eşittir MA'yı biliyorsun. Formülleri özetini biliyorsun. Artık olay işte bu kadar basitleşti sevgili arkadaşlar. Peki bir de yorum sorusu yapalım istiyorum. Şöyle bir yorumlayalım seninle beraber. Bakın bir araca ait arkadaşlar hız zaman grafiği vermişim. Buna göre diyorum cisim hangi aralıkta cisme bir kuvvet etki etmiştir arkadaşlar. Kuvvet etki etmiştir. Yani cisme bir kuvvet. Şimdi bir şey soracağım sana. Şimdi bakın eğer burası şöyle sürtünmesiz bir yüzey olsa sen bunu şöyle itip bıraksam bakın ittim bıraktım durdu değil mi? Niye durdu? Çünkü bakın sürtünmeli arkadaşlar. Sürtünme demek de bir kuvvet demektir. Peki sürtünmesi olsa ne olurdu biliyor musun? İttiğim zaman ben bunu bakın böyle bakın şöyle itiyorum. İttim bıraktığım zaman şöyle böyle sabit hızla giderdi. Sürtünmesi olsaydı. Sürtünmeli olduğu için arkadaşlar ne yapıyor? Yavaşlayıp duruyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir cismi hızlandırmak veya yavaşlatmak için arkadaşlar kuvvet uygulaman lazım. Mesela diyelim ki bir cisim arkadaşlar şöyle attın şöyle gidiyor değil mi? Şu şekilde şöyle gidiyor gidiyor gidiyor. Sen bunu yavaş gittiğini düşünüyorsun. Hızlandırmak için ne yapmalısın? Arkadan yine bir kuvvet uygulamalısın. Bak hızlandırmalısın. Veya çok hızlı gidiyorsa bu taraftan bir kuvvet uygulayıp bunu yavaşlatmalısın gibi. Yani kuvvet varsa hızlanma veya yavaşlama vardır. Bakın bu cisim arkadaşlar burada ne yapmış? Hızlanmış değil mi? O zaman burada buna kuvvet uygulanmış hızlanmış bakın. Hangi aralıkta demişiz kuvvet uygulanmış? O zaman 0-2 saniye aralığında kuvvet uygulanmış. 0-2 saniye aralığında kuvvet uygulanmış. Peki sonra şurada hızı değişmemiş. Hızı değişmemişse kuvvet uygulanmamış demektir. Bakın burada gene arkadaşlar kuvvet uygulanmış. Yani kaç? 4 tire diyelim. 6 saniye aralığında kuvvet uygulanmış. Ve peki burada da bakın ne yapmış? Yavaşlamış. Bir cisim yavaşlarsa harekete ters yönde kuvvet uygulanmış demektir. Bu da bakın kaçın saniye arkadaşlar? 6 ile yine 8'in saniye arasında da görüyor musunuz? İşte bu aralıklarda bakın cisme kuvvet uygulanmış. Sadece şurada 2-4 aralığında bir kuvvet uygulanmamış diyeceğiz. Peki yine arkadaşlar F eşittir MA soruları devam ediyor. Bir iki tane daha farklı farklı örnek göstereyim ben sana ki iyice şu olayı pekiştirelim. Bakın şu arkadaşlar şu K'ya ait bir grafik. Bu da L'ye ait bir grafik. Ne grafik? İğme zaman grafiği. Hocam o nasıl bir grafik? Arkadaşlar merak etmeyin. Yani iğmesini veren bir grafik. Yani ben aracın iğmesi 15 dememişim de yani böyle grafik üzerine göstermişim. Yani çok bir durum yok aslına bakarsanız. Yani şöyle olayı özetleyeyim istersen. Şurada bakın iki tane cismimiz var gençler. Şurası K. Şurası da bakın L. Bu cisme bir kuvvet uyguluyoruz. Bu cisme de arkadaşlar bir kuvvet uyguluyoruz. Yani bunun iğmesi kuvvet uygulayınca artık bunun ne olur? Bir iğmesi oluşur. Ha yani iğmesini böyle buraya yazmamışız da grafikle göstermişiz. Kaçmış iğmesi arkadaşlar? Bunun iğmesi bakın 15'miş. Bunun iğmesi ne kadarmış bakın? L'nin iğmesi de buradan 10'muş. Yani bunu vermişiz tamam mı? Başka bir durum yok. Başka peki ne vermişiz arkadaşlar? Bakalım başka bir durum var mı?
Şuraları tabii iyi okumalıyız. Soruyu çözebilmek için iyi okumamız gerekiyor. Kahveli cisimleri etki eden kuvvetler birbirine eşit. Bak bu lafı karıştırırsan soruyu çözemezsin. Yani bakın bunu uygulanan kuvvet dikkat edin F kadarsa bunu uygulanan kuvvet de arkadaşlar F kadar. Peki hocam F kaç? İşte bilmiyoruz ama eşit. Eşit yani ikisine de ben F dedim. Yani bu F 2F değil. Peki K'nın kütlesi arkadaşlar bakın bunun kütlesini de vermiş. MK eşittir ne kadar vermiş? 6 kilogram demiş bakın. O zaman bunun kütlesi sevgili gençler L, L'nin kütlesi ne kadardır diye bana sormuş. Güzel. En azından önce soruyu bakın çizdik. Yani niye çizdim? Çünkü soruyu arkadaşlar yapmaktan daha önemli olan şey soruyu önce anlamaktır. Soruyu anlayabilmek için dikkat ederseniz iki tane şekil çizdim. Ve soruyu şu anda anladım şekli çizerek. Şimdi işleme geçiyorum. Bakın şurada bir F eşittir MA yazıyorum. İstersen şurası karışmasın veya şuraya yazayım istersen. Şuraya sıkışır. Şimdi F eşittir MA'yı yazdım. Şimdi F ne kadar bilmiyorum. O zaman F diyorum. Bak bilmediğim şeyler F diyorum. M ne kadar arkadaşlar? 6 çarpı. A ne kadar? 15 çünkü grafikte bak vermişti. 15 dedim. Bunu da çarparsam buradan kaç yapar arkadaşlar? 90 yapar. Ha demek ki bakın F'i ben buradan 90 olarak buldum. Peki geliyorum şimdi buraya. Bir de burası için yazalım. F eşittir. MA yazdım. F'i biliyor muyum? Bilmiyorum ama burada buldum. F'lerde aynı. Demek ki bakın burası da 90'dır. 90 eşittir. M'i bilmiyoruz. Çarpı A'yı da soruda vermişti. Burası da 10. O zaman 10'la neyi çarparsam 90 olur. Demek ki M eşittir arkadaşlar. ML eşittir. Buradan ne kadar çıktı bakın. 9 birimi de ne yazıyorduk? Kilogram mı yazıyorduk değil mi? M'i bulduğumuz için kilogram yazıyorduk. Görün işte bu şekilde de şöyle sorular verebilir. Ama tabii ki burada iğme zaman grafiği vermesi soruyu zorlaştırdı diye düşünmeyin. Hemen sorunun tipine bakıp zor demeyeceksin. Yani bir soruyu önce bir okuyacaksın. Gerçekten okuduktan sonra her soru arkadaşlar yapılabilir. Peki geldik şimdi yavaş yavaş zaten dersin de sonuna doğru geliyoruz. Arkadaşlar üçüncü bakın Newton'un üçüncü yasası da nedir? Etki tepki yasası arkadaşlar. Etki bakın etki tepki yasası. Yasası diyelim. Evet tamam mı çocuklar? Eylemsizlik yasası, temel yasa ve etki tepki yasası. Bu mutlaka karşına çıkar. Newton'un üç tane kanunu çocuklar benim bilmem gerekiyor. Peki bu etki tepki yasası ne demek sevgili gençler? Önce ben gene sana olayı bir anlatayım. Ondan sonra buraya geleyim. Çünkü karışık yazıları sevmiyorum ama bunları da buraya koymak zorundayım. Şimdi sevgili gençler bakın ben şuraya zarımı koydum. Görüyor musun? Veya şöyle mi yapayım ya? Şuraya istersen bak şurada bir kalemliğim var. Görüyor musun? Bak şurada arkadaşlar kalemlerim var. Şuraya koydum. Evet. Şurada şöyle tahtam var. Şimdi bakın dikkat edin. Ben şimdi bu tahtayı arkadaşlar itiyorum. İtiyorum. Bakın kalemliğe çarptı değil mi? Kalemliğe çarptı. İtmeye devam ediyorum. Bakın kalemlik de gidiyor. Bakın görüyor musunuz? Peki şimdi bir şey soracağım. Bu kalemliği kim götürüyor? Hocam siz götürüyorsunuz. Ama dikkat edin ben tahtayı itiyorum. Kalemliği itmiyorum ki. Ha demek ki bakın şöyle bir şey oluyor gençler. Bakın dikkat edin. Ben tahtayı itiyorum. Tahta da kalemliği itiyor. Görüyor musunuz? Yani şunu söylemek istiyorum. Tahta arkadaşlar kalemliğe bir kuvvet uyguluyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer cisimler birbirine bakın temas ediyorlarsa bu buna kuvvet uyguluyorsa bu da buna o zaman kuvvet uyguluyordur. Tamam mı? Yani sen arkadaşına birbirini itiyorsan o seni sen onu itiyorsan sen onu itiyorsan o da seni itiyordur anladın mı? Böyle bir durum vardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Bak şuradaki kalemlik burada ya. Şuradaki tahta da burada bakın. Tahta da burada dikkat edin. Ben şimdi bunu nereden itiyorum arkadaşlar? Şuradan itiyorum yani. Bakın şuradan itiyorum. Evet. Yani şöyle oluyor bakın ben tahtayı itiyorum tahta da kalemliği itiyor bakın şurada şunu çizdim. Yani ben buradaki kalemlik arkadaşlar bunu ne kadarla itiyorsa mesela diyelim ki 10 Newton'la itiyorsa işte biz buna etki tepki diyoruz. Bu buna etki bu da buna bakın o zaman tepki uyguluyor. Bu da ne kadar uyguluyor bakın bu da 10 Newton uyguluyor görüyor musunuz? Şunu söylemek istiyorum bir daha söylediğim şeyi bakın tekrarlıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben tahtayı ittim geldi kalemine çarptı ve kalemliği itmeye başladı güzel. Kalemliği ben itmiyorum. Kalemliği tahta itiyor. Tahta kalemliğe bakın ne kadar kuvvet uyguluyorsa kalemlik de tahtaya arkadaşlar o kadar kuvvet uyguluyor. Yani şunların birbirine şurada temas etme noktasında burada bir etki tepki kuvveti var bakın görüyor musun? Etki tepki kuvveti var. Yani bu buna bir etkide bulunuyor. Bu da buna arkadaşlar bir tepkide bulunuyor. Peki hocam dokunan her şey birbirine muhakkak bir etki tepki uygular mı? Evet arkadaşlar iki cisim birbirine dokunuyorsa mutlaka bakın birbirine bir etki tepki kuvveti uyguluyordur. Yani şöyle yapalım. Bakın ben buraya bir sürü kalem koydum. Bak şimdi bir sürü kalem koydum. Bakın dikkat edin. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bakın ben şuradaki kalemi ittim. Bak görüyor musun? Kalemi ittim. O ona dokundu, ona dokundu. O bak şimdi hepsi gidiyor. Görüyor musun? Hepsi gidiyor. Ama ben hangisini itiyorum? Ben bunu itiyorum. Bu bunu itiyor, bu bunu itiyor, bu bunu itiyor. Yani hepsi arkadaşlar birbirine dokunan cisimler. O ona bir etki uyguluyor. O da ona yine uyguluyor. Tepki uyguluyor.
Burada anlaştık umuyorum. Şimdi biraz daha olayı açacağım. O zaman gelelim şuradaki yazımıza arkadaşlar. Bakın A cismi B cismi. Bakın şuna mesela A cismi diyeyim. Buna da B cismi diyelim mesela. Bakın A cismi B cismine kuvvet uyguladığında B cismi de A cismine, bakın şurası çok önemli sevgili gençler. Eşit büyüklükte, yani 10 Newton'sa bu 20 olamaz. Bakın dikkat edin, bunu öğretmenler soracak. 10'sa 10'dur, bu 5'se 5'tir. Hocam peki kaç Newton olduğunu nereden biliyoruz? Bunu sana zaten çok fazla sormaz. Yani kaç Newton olduğu değil de. Hani sen bunun eşit olduğunu bilmen lazım. Ve arkadaşlar zıt yöndedir. Niye zıt yöndedir? Bak bu buna sola kuvvet uyguluyor, bu buna sağa kuvvet uyguluyor. Zıttır. Şu iki ifadeyi benim bilmem gerekiyor. Demek ki arkadaşlar etki tepki kuvveti birbirine dokunan cisimler arasındaki kuvvetmiş. Eşitmiş ve zıt yöndeymiş bakın. Herhangi bir yüzeye uygulanan kuvvete etki, yüzeyin bize uyguladığı kuvvete arkadaşlar tepki denir. Tepki denir. Mesela bakın gene ben şu tahtayı alayım şuraya koyayım bakın. Görüyor musun? Bak tahtada ağır bir şey, bak bayağı bir ses çıkıyor. Görüyor musun? Tahtayı arkadaşlar bakın şöyle koydum. Bak burası yer ya. Bak şurası yer. Tahtayı ben şimdi buraya koydum ya. Tahtayı bakın buraya koyduğum zaman söyler. Bu mesela ne kadar bir tahta olsun? 2 kilo olsun. Bakın aşağı doğru ne kadar bir kuvvet uyguluyor sevgili gençler? 20 Newton bir kuvvet uyguluyor ya. Yer de bunu dengede tutmak için bakın ne yapıyor? Yukarıya doğru bir 20 Newton kuvvet uyguluyor. Yani bunun buna uyguladığı kuvvet etki, yüzeyin buna uyguladığı kuvvet tepki. Yani nasıl hocam ben şimdi buraya tahtayı koyduğum zaman yüzey bunu yukarı doğru ittiriyor mu? Ama ittirmezse nasıl dengede duracaksa? O zaman değil mi aşağı doğru gider. Aşağı doğru gider. Nasıl ki bakın ben bunu itiyorsam durdurmak için zıt bir kuvvet uyguluyorsam arkadaşlar. Yere doğru bir kuvvet varsa yer de bunu itiyor. Yani sen şimdi beni izlerken mesela diyelim ki oturdun şöyle telefonu aldın eline değil mi? Şöyle yatağında oh güzel şöyle yastığı da şuraya koydun. Şöyle beni izliyorsun diye düşünelim. Sen şimdi yere bir kuvvet uyguluyor musun? Yere bir kuvvet uyguluyor musun? Uyguluyorsun. Ne kadarsın? Mesela 60 kiloysan arkadaşlar 600 Newton bir kuvvet uyguluyorsun ya. İşte yer de seni dengede tutmak için bakın ne yapıyor? 600 Newton'luk arkadaşlar bir kuvvet uyguluyor. Umarım olayla anlaştık. Etki tepki kuvveti arkadaşlar işte bu kadar basit. Peki bir cisme kuvvet uygulandığında cisim hareket etse de etmese de nasıl bir etse de etmese de arkadaşlar ikisi de tepki kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Yani şunu söylemek istiyorum. Sen şimdi mesela buradan bunu ittin. Bakın buradan şöyle yaptık. Bunu az önce gibi ittik. Bu şimdi mesela gitmiyor değil mi? Hareket etmiyor. Hareket etmiyor ama gene burada bakın gene bir etki tepki kuvveti var. Her şekilde orada arkadaşlar cisimler birbirine temas ediyorlarsa nedir? Bir etki tepki kuvveti vardır. Peki şöyle soruları soruyorlar. Ben de o yüzden buraya böyle bir soru koydum arkadaşlar. Buz üzerinde yani buz derken hani bir nevi sürtünmesi ortam gibi demek istiyoruz. Buzla bir sürtünme var ama hocam dünyada sürtünmesi bir ortam var mı? Yok arkadaşlar. Hani buz belki onlara en yakın ortam diyebiliriz. Hani buz zeminde bile sürtünme var. Çünkü buz bir zeminde bile sen şu cismi atsan şöyle ne yapar? Bir süre gider 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 ama bir süre sonra gene durur değil mi? Buzda da durur yani sonsuza kadar. O gitmez bakın. O şekilde orada da bir sürtünme kuvveti var. Peki 70 kilogramlık Zeynep, şu 70 olsun arkadaşlar. Şurası bakın 70 kilogramlık Zeynep var. Bakın görüyor musunuz? Sürekli sorudaki verileri bu şeklin üstüne çiziyorum. Çünkü soruyu önce anlamaya çalışıyorum. Ve 45 kilogramlık arkadaşlar Zehra. Zeynep'le Zehra diyelim. Birbirlerini zıt yönde iterlerse. Zıt yönde iterlerse. Peki ne olur? Ne olur? Bakın bu buna arkadaşlar bir kuvvet uyguladı ya. O zaman bu da buna bir kuvvet uygulamış olur ve eşit kuvvet uygulamış olur arkadaşlar. Sen şimdi arkadaşını ittin ya çekil oradan dedin mesela ittin arkadaşını. Tabii itmeyiz biz arkadaşımızı. Hani belki şaka usulü belki itebiliriz. Şimdi sen arkadaşını ittiğin zaman aslında o da seni itmiş oldu biliyor musun? Ama o beni itmedi ki fark etmez sen onu ittiğin zaman o da seni bakın ne yapmış oluyor? İtmiş oluyor. Mesela ne kadar bir kuvvetle ittin? 70 Newton'la ittin. O da seni ne yapmış oldu aslına bakarsanız çocuklar? 70 Newton'la itti. Hani şöyle düşünün arkadaşlar. Hani şu tabancayla ateş ediyorlar ya filmlerde falan görüyorsunuz. Ateş ettiğin zaman ne oluyor? Mermi hani bu tarafa doğru gidiyor. Merminin bakın bu tarafa doğru çıkması için. Gençler şöyle söyleyeyim bakın. Şu şimdi tabancanın namlusu şurada mermi olsun. Mesela tabancayla sen ateş ettin ya. Bak mermi bu tarafa doğru gittiği zaman arkadaşlar. Bu da bakın geri teper yani şöyle. Niye oluyor biliyor musun? Çünkü buradaki tabanca şurada mermiye bakın bir kuvvet uyguluyor. Dikkat edin bir kuvvet uyguluyor. Mermiye kuvvet uygulayınca aslında mermi de bunu uyguluyor. Yani mermi bu tarafa tabanca bu tarafa gidiyor bak görüyor musun? Öyle mi bak hayal et ateş ettin dış dedin. Mesela bu tarafa doğru gitti. Bu da nasıl bir silah sesiyse artık efektiyse. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde bakın kuvvetlerin şiddetleri hangisi daha büyüktür? Hangisi daha büyük değildir? Eşittir. Tamam mı? Büyüklük olarak arkadaşlar eşittir. Peki hangisi daha büyük ivme ile harekete başlar? Şimdi F eşittir MA'dan arkadaşlar. F eşittir MA'dan. Bakın bu 70 bölü 7'den 70 bölü 70'den
Buraya doğru iğmesi kaç olur bunun? Bakın 1 olur. Ama bu da 70 bölü 45'ten iğmesi kaç olur arkadaşlar? Yani 70 bölü 45 mi olur? Tam tabii değer tam şu anda şey değil ama şurası birden büyüktür. O zaman kim olacak arkadaşlar? Kim daha büyük iğmeyle gider? Kütlesi küçük olan. Yani kimdi o da? Zehra mıydı? O zaman buraya bakın ne diyeceğiz biz? Zehra diyeceğiz. Görüyor musunuz? Kütlesi küçüldükçe iğmesi büyümüş olacak sevgili gençler. Evet buna da bu şekilde bakın bir açıklık getirebiliriz. Peki şu hani etki tepki diyoruz ya şu tepki kuvvetiyle ilgili şimdi biraz bir açıklama yapalım. Merak etme yoruldum biliyorum ama toparlıyoruz yavaş yavaş. Ben her detaydan sana bahsetmek istiyorum ki hiçbir noktamız yoklar eksik kalmasın diye. Şimdi bakın arkadaşlar cisimlere yatay zeminin uyguladığı tepki kuvveti. Sevgili gençler bakınız. Şimdi bu cisim 2 kilogram ya sen artık bunu biliyorsun. 2 kilogram bu cisim sen dedim ya 60 kiloysan kaç newtonsun? 600 newtonsun. 70 kiloysan 700 newtonsun. Çünkü G'yi 10 verdiği durumlarda. Bakın bu cismin ağırlığından dolayı aşağıya doğru ne kadar bir kuvvet var arkadaşlar? 20 var. Bir de 5 ile bastırıyor mu? Bastırıyor. O zaman bu cisim arkadaşlar yere ne kadarla bastırıyor? 25 ile bastırıyor. O zaman yüzeyi de seni dengelemek için bakın ne var? Bu tepki kuvvetini şöyle genelde N harfiyle gösteriyoruz. NX diyelim. 25 Newton'la bakın sana ne yapar? Bir kuvvet uygular. Peki ikinci cisme gelelim. 30 Newton'la bakın arkadaşlar cisim yere bastırıyor. Ama bu sefer 20 Newton'la bak görüyor musun? Sen cismi yukarı doğru çekiyorsun. O zaman yerde bir terazi olsa yani kaçı gösterir sence? Ne dersin? Söyle. Arkadaşlar bakın 30'la bastırıyorum. 20'li yukarı çekersem yüzeye 10'la bastırmaz mısın? O zaman sen yüzeye 10'la bastırsan yüzeye de sana 10'la bastırır. O zaman ne olacak? 10 Newton'luk bir tepki kuvveti olacak. Şimdi Z'ye bakalım. Z'ye bakalım. Şuraya da bir de NZ diyeyim bakın. MZ dedim. Şimdi bakın bunun aşağı doğru ne kadar çekiyor arkadaşlar? 40 Newton'la çekiyor. Görüyor musunuz bak? Peki sağa doğru 50. İyi de sağa doğru ile benim ne alakam var ki? Tepki kuvveti arkadaşlar yüzeye bastırma kuvvetidir. Bak bu aşağı doğru 40'la bastırıyorsa yüzey de bunu kaçla bastırıyordu? Yukarı doğru 40'la bastırıyordur. O zaman buraya da ne diyeceğiz? 40 diyeceğiz. Görüyor musunuz? Ya böyle tepki kuvvetlerinde gençler sorularda hep göreceksiniz. Bu şekilde bize bunları soracak. Peki bir tane daha şöyle afilli görünen bir soru yapalım. Olayı iyice pekiştirelim istersen. Arkadaşlar y'nin x'i uyguladı. Bakın şurada x'ye birbirine kuvvet uyguluyor ya. L'nin k'ya uyguladı falan burada kuvvetler arkadaşlar ve bunun duvarı uyguladı. Tepki kuvvetlerini biz burada N1, N2, N3 ile göstermişiz. Ve burada neyi soruyoruz? Tepki kuvvetleri sırasıyla bu olduğuna göre kuvvetlerin arasındaki ilişki nedir diye bakın. Burada gençler sormuşuz. Peki nasıl yapacağız bu soruyu? Bakın buradan F2 kuvvetiyle uyguluyoruz. Bakın bu cisim arkadaşlar buna bir kuvvet uygular. Bu da kuvvetlerin yönleri. Kuvvetin yönlerini vermiş arkadaşlar. Yönlerini sormuş. Bakın bu buna kuvvet uygular. Bu da arkadaşlar buna bir kuvvet uygular. Peki bana hangisini soruyor? İstersen şöyle yapalım. N1 diyeyim. N1. N2 diyeyim. Şöyle N2. Ve N3 diyeyim arkadaşlar. Yani burada bana kuvvetlerin büyüklüklerini değil yönlerini soruyor. O zaman bir bakalım seninle beraber. Şimdi şöyle yaptım ben. Bakın az önce benim o kalemlikle yaptığım örnekteki gibi. Sen şimdi X'i itiyorsun ama X de Y'yi itiyor. Bu Y'yi itince bunlar birbirine bakın ne yapıyorlar arkadaşlar? Bir etki tepki kuvveti oluşturuyorlar. Şimdi bana neyi soruyordu? X'in Y'ye değil. Y'nin X'e uyguladığı soruyor. Bakın bu X'in Y'ye şu sağdaki. Bu da Y'nin X'e. Şöyle der. Demek ki Y'nin X'e uyguladığı kuvvet ne tarafa doğruymuş? İşte bakın bu tarafa doğruymuş. Gördünüz mü? Peki ikinciye bakalım. K ve L bakın birbirine kuvvet uyguluyor. K L'ye bakın aşağı doğru. L K'ya çöker yukarı doğru bakın bir kuvvet uygular. Her zaman ters yöndedir. Peki bana hangisini soruyor? L'nin K'ya uyguladığı kuvvet. Yani yukarı doğru olan kuvveti soruyor. Bak. Burada da bakın üçüncü de arkadaşlar düşey duvarın Z'ye uyguladığı. Bakın sen şimdi burada F2 ile Z'yi itiyorsun ya. Z de arkadaşlar burada duvarı itiyordur. Duvar da seni itiyordur. Bakın her zaman dedik ya ters yöndedir. Kimi uyguluyor bu? Kimi soruyor? Düşey duvarın Z'ye soruyor. Yani duvarın Z'ye soruyorsa o zaman bakın ne tarafa doğru olacaktır arkadaşlar? İşte böyle sola doğru olacaktır. Evet haklısınız. Biraz karışık gibi duruyor ama burada bu tarz bir soruda yönlerle ilgili bir şeydi arkadaşlar. Sorabilir dedik. Peki gelelim sevgili gençler bir de şu sürtünme kuvveti olayına. Hocam sürtünme kuvveti nedir? Gençler sürtünme kuvveti biliyorsunuz cisim giderken bu cismi durduran harekete ters yönde olan bir kuvvettir arkadaşlar. Yine FS yani sürtünmenin S'siyle gösterilir. Ve yüzeyin cinsine bağlı olarak arkadaşlar sürtünme katsayısı diye bir şey vardır. Yani yüzey var, yüzey var. Yani böyle pürüzsüz bir yüzey var. Daha pürüzlü bir yüzey var. Ona göre arkadaşlar sürtünme kuvvetinin formülü neymiş? K çarpı N'miş. Yani K dediğimiz
sürtünme kat sayısı. Neye de şöyle der, bu cismin bakın yüzeyin tepki kuvveti. Yani yüzeye sen kaç limit onu bastırıyorsan. Hani şöyle olmuyor mu? Bakın şu cismi ben şimdi kolay itiyorum. Ama şundan bakın parmağımla bastırıyorum. Bak şimdi itiyorum, bak görüyor musun? Gitmiyor yani. Parmağımla bastırınca ne oldu? Sürtünme kuvveti arttı mı? Evet arttı. K değişmedi ama N arttı şöyle der. N artınca da sürtünme kuvveti bakın ne olmuş oldu? Artmış oldu sevgili gençler. Şunu bilmemiz lazım. Sürtünme kuvveti arkadaşlar yüzey alana bağlı değildir. Bu çok önemli. Yani sen cismi şöyle itmenle, bak şöyle itmen veya diyelim ki şöyle itmen arasında arkadaşlar, bakın şöyle itmen arasında bir fark yok. Görüyor musun? Yüzeyi fark etmiyor yani, sürtünme kuvvetini değiştirmiyor. Yine sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine ve zemine etkilenen dik kuvvete bağlıdır arkadaşlar. Cinse bağlıdır. Yani yüzey de değişse değişir. Mesela diyelim ki bu biraz daha pürüzlü bir cisim. Ama şu biraz daha pürüzsüz bir cisimse mesela buna az daha az sürtünme kuvveti uygulanır. Buna daha çok sürtünme kuvveti uygulanır gibi. Yani hem yüzeyin cinsine bağlı hem de bakın cismin ağırlığına bağlı. Peki şöyle bir soru yapalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar 5 kilogrammış bunların hepsi, 5 kilogrammış. Sürtünme kat sayısı da buymuş. Bana şimdi burada sürtünme kuvvetini istiyor. O zaman ben şimdi sürtünme kuvvetini bakın hesaplıyorum. Neydi formülümüz? K çarpı N de sevgili gençler. O zaman şöyle yapıyorum. Sürtünme kuvvetinde bakın şuraya formüllerim arasına ekliyorum. Bu da son formülüm zaten. Sürtünme kuvveti. Neymiş gençler? Fs eşittir K çarpı N'dir diyorum. Ve bunu da gene normal sarıyla bakın şöyle yuvarlak içine alıyorum. Sadece şu benim için çok özeldi. Tabii hepsi özel ama burası şuradan çok özeldi. O yüzden onu o şekilde işaret edeyim. Peki bakalım K çarpı arkadaşlar 0.5 çarpı N de ne demektir? Cismin yere uyguladığı kuvvet. Yani kaç oluyor? 50 mi oluyor? 50. Buradan bakın kaç çıktı? 25 Newton çıktı. Ama şurada bir şey bilmeni istiyorum arkadaşlar. Bu 25 Newton demek. Yani bunun yüzeyin sana uygulayabileceği maksimum kuvvet demek. Mesela bazen bir cismi itersin gitmez. Bak şurada bir cisim vardır. Şöyle itersin, itersin, itersin gitmez. Niye gitmiyor? Sürtünmeden az kuvvet uyguluyorsundur. Yani şöyle söyleyeceğim bakın şöyleler. Şimdi bu cisme ne kadar kuvvet uygulanıyor? Şimdi sürtünme kuvvetini biz ne kadar bulduk? Bak burada ne kadar bulduk? Şurada yazıyorum. Sürtünme kuvvetini arkadaşlar dikkat edin. 25 bulduk değil mi? 25 bulduk. Peki ne kadar kuvvet uyguluyorsun? 20. Cisim hareket eder mi? Etmez. Peki sürtünme kuvveti ne kadar? Hocam 25. Hayır 25 değil. Nasıl 25 değil hocam? 25 bulduk. Arkadaşlar şöyle bakın. Hani bir cisim dengede olması için sağa çeken kuvvet sola çeken kuvvete eşit olmalıdır. Bu cisim gidiyor mu? Gitmiyor. Sağa 20 uyguluyorsan sola da o zaman 20 uyguluyorsundur. Bak 20 uyguluyorsun. Nasıl yani hocam? Arkadaşlar bakın bu sürtünmenin uygulayabileceği maksimum değerdir. Yani sürtünme sana diyor ki ben 25'e kadar uygularım. Ama sen 20 uyguluyorsan ben seni durdurmak için 25 değil 20 uygularım diyor. O yüzden bakın buradaki sürtünme kuvveti arkadaşlar 20'dir. Peki buradaki sürtünme kuvveti ne kadardır? 5'tir. Niye? Çünkü cisim hareket etmiyor gene. 25'e kadar uyguluyor çünkü. Burada arkadaşlar 28 Newton uyguluyor. Ha o zaman değişir. Çünkü senin sürtünme kuvvetin 25 ya. Burada bakın o zaman şöyle der. 25 yani sürtünme bütün gücünü kullanır. Peki burada 10 uyguluyorsan ne kadardır arkadaşlar? Yine o zaman 10'dur diyeceğiz. O zaman burada hareket etmiyor. İğmemiz 0. İğmemiz 0. İğmemiz 0. Burada iğmemiz 0 değil. F eşittir MA'dan. Bakın F ne kadar gençler? 28 buraya, 25 buraya, 3. 3 bölü 5'ten iğmemiz ne kadar olacak? Bakın 3 bölü 5 olacak. Görüyor musunuz? Böyle iğmeyi işte bu şekilde bulabildik. Bir de şunu bilmemiz lazım. Bakın sürtünme kuvveti arkadaşlar statik ve kinetik olmak üzere arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Ne demek yani statik ve kinetik? Hani bazen cismi sen itersin gitmez ya. O anda işte hareket etmiyorsa yani duran cismi harekete geçiş ana kadar etkileyen sürtünme kuvvetini arkadaşlar biz ne diyeceğiz burada? Statik sürtünme diyeceğiz. Bakın statik. Ama harekete geçti. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi ben buna diyelim ki bir kuvvet uyguluyorum. Bakın şurada az bir kuvvet uyguluyorum. Gitmiyor değil mi? İşte bu şu anda gitmiyorsa statik sürtünme devrede arkadaşlar. Ama kuvveti bakın artırdım, artırdım, artırdım ve bakın cisim hareket etmeye başladı. Şu anda peki sürtünme etki ediyor mu? Evet işte o andaki etkileyen sürtünme kinetik sürtünme olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman buna da ne diyoruz bakın? Kinetik sürtünme diyoruz. Formülleri aynı. Arada bir fark yok. Ve şöyle bir grafiğimiz var. Sen bu grafiği arkadaşlar göreceksin. Yani bu şu demek. Cisim arkadaşlar bakın şurada statik bölge. Cisim uygulanan kuvvet arttıkça sürtünme kuvveti de tabii ki artıyor, artıyor, artıyor. Ve hareket ettiği zaman ne oluyor? Artık statik değil. Kinetik sürtünme devreye girmeye başlıyor. İşte oradaki kinetik sürtünme kuvveti de arkadaşlar bundan sonra artık değişmiyor. Böyle bir formülümüz var. Tabii ki formül F eşittir. K çarpı N. Farklı bir şey olmayacak burada. Peki bakalım burada cisme çözer 10 Newton'un bir kuvvet uyguluyormuşuz. Ve K'dan M'ye kadar çekiliyormuş. K'dan M'ye kadar çekiyoruz. Ve sürtünme
Arkadaşlar KL arasında bakın 7 Newton'luk bir sürtünme var. Ve burada da bakın 10 Newton'luk bir sürtünme var. Burada ne diyoruz? Hareketi nasıl olur diyoruz. E şimdi sen buradan 10 Newton'u çekiyorsun. Sürtünmeyi de hareket eder mi? Eder. Nasıl hareket eder? Bakın birinci aralıkta arkadaşlar hızlanan hareket yapar. Peki ikinci aralıkta ne olur? Bakın ikinci aralıkta şöyle der, kuvvet ne kadar? 10. Sürtünme ne kadar? 10. 10 onu götürürse o zaman 0. Yani 0 ise durur değil. Hareketine devam eder. Burada da bakın arkadaşlar ne olur? Sabit hızla gitmeye başlar. Ama hocam onu götürüyor. Arkadaşlar onu götürünce mevcut hareketini devam ettirir. Yani duruyorsa durmaya devam eder. Gidiyorsa gitmeye devam eder. Anlaştık mı? Böyle bir durum olur. Peki şöyle bir deney sorumuz var. Şunu da yapalım arkadaşlar. Olayı tamamlıyoruz. Bakın 3 tane 4 tane düzenek var burada. Burada tahta zeminde bakın bir tane blok var. Beton zeminde bir blok var. Burada iki tane üstte blok var. Burada biraz da arkadaşlar şuna göre büyük bir blok var. Böyle bir deney sorusu karşımıza çıkabilir. Bakın hangisi diyor yanlıştır diyor bana. 1 ve 4. düzenekler. 1 ve 4. düzenekler. Bakın burada kütle az, kütle çok. Ama yüzeyler görüyorsunuz aynı. Bana demiş ki 1 ve 4'te arkadaşlar sürtünen yüzeyin alanının sürtünme kuvvetinin etkisi. Bakıyorum sürtünen yüzeyin alanı değişiyor mu? Hayır. Sürtünen cisimlerin ağırlıkları değişiyor. O zaman burası bakın yanlıştır. Bana zaten yanlış soruyor. 1 ve 2 düzenekler arkadaşlar kütlenin bakın 1 ve 2. düzenekler demiş. Kütlenin sürtünme etkisini araştırmak için. Evet değil mi? Kütlesi az burada kütlesi çok. O zaman bunu arkadaşlar alabiliriz. Doğrudur. Yani doğrudur derken ben yanlışı arıyorum. 1 ve 3. düzenekler yüzeyin cinsinin. Bakın 1 ve 3. düzenekler değil mi? Bakın yüzeyin olmuş cinsi değişmiş arkadaşlar. Bunu araştırmak için kullanılıyor. Bu da doğru. O zaman hangisi yanlış dediği için ne oldu? Bakın yalnız 1 olmuş oldu sevgili gençler. Evet geniş bir ders oldu. Haklısınız. Ama olayı tüm detaylarıyla açıklamak istedim. Burada bakın eylemsizlik yasası, temel yasa ve etki tepki yasasından bahsettik. Ve seninle beraber işte şöyle bir özet yaptık. Şunu da arkadaşlar şöyle bir ekran görüntüsünü almanı istiyorum açıkçası. Çünkü bunu bilmen lazım. Yani bu Newton hareket kanunu ile ilgili ne var bunu bilmemiz lazım. Bakın 3 tane yasamız vardı arkadaşlar bundan bahsettik. Ve burada F eşittir MA'dan bahsettik. Elimize yazacak kadar önemli dedik arkadaşlar. Ben de bunu bakın yıkamayacağım gerçekten. Yani ya birkaç gün dursun istiyorum burada. Çıkar biraz ama yıkadıkça izi kalır. Ara ara bakacağım şöyle gerçekten ben de bunu hatırlayacağım. Sen de böyle yap bak. Böyle yapınca elini yıkasan da izi biraz kalıyor. Yıkacaksın tabii ki elini. Sürekli elimizi sık sık yıkamalıyız. F eşittir MA ağırlığın arkadaşlar MG olduğunu bileceğiz. Ve sürtünme kuvvetinde K çarpı N olduğunu bileceğiz. Şöyle bir özet sana da lazım. Bunu da sen ekran görüntüsü alarak dediğim gibi yapacaksın. O zaman arkadaşlar ödünlü sorumuzu da yazıp yorumlara atıyorsun. Ve bir sonraki derste görüşürüz diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.